Platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Küresel gelişmeleri konuşmak üzere karşınızdayız. Info Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Yusuf Doğan bu bölümde bize eşlik ediyor. Yusuf Bey, iyi akşamlar dilerim, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz yayına girdikten hemen sonra dünyanın en büyük ekonomisinin büyüme verisini karşıladık. Dördüncü çeyrek yıllıklandırılmış gayri safi yurt içi hasılası %3.2'ye revize edildi. Bir önceki %3.3 seviyesindeydi. Ne dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi hem piyasalara nasıl yansır hem de önümüzdeki dönem politikalara ilişkin bir değişiklik söz konusu olur mu? Bu seviyeler nasıl değerlendiriliyor? Sizin de söylediğiniz gibi bir revizyon oldu orada. Görece minör bir revizyon. Ancak şu an içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktüre baktığımızda buradaki %0.1'lik bir revizyon bile piyasa katılımcıları tarafında çarpan etkisiyle daha büyük bir etkiye yol açabilir. Bunun zaten etkisini de benim çok uzun bir süredir takip ettiğim rate efektif farkından görebiliyoruz. Çünkü data sonrasında 7,5 bas puana tekrardan 7,5 bas puandan 6,5 bas puana düştü. Bu hatırlayacaksınız, daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Uzun bir süre 5,5'tu, sonrasında 7,5'a çıktı. Veri sonrasında tekrardan bir 6,5 bas puanı indi. Şimdi burada aşağı yönlü revizyona referans olarak stoklardaki data akışını söyleyebiliriz. Şimdi bu revizyonun neden yapıldığı da önemli. Dolayısıyla buradaki referans anlamında baktığımızda piyasalarda muazzam bir çarpan etkisi negatif anlamda yapmasını çok beklemiyoruz. Çünkü beklentilere paralelde işte %3.3 bekleniyordu tahmin. %3.2 seviyesinde bir revize geldi. Dolayısıyla orada çok minör bir değişim var. Ve aşağı revizyonun referans aldığı noktada göz önünde bulundurulduğunda piyasalar tarafında çarpan etkisi olmasını çok beklemiyoruz. Ancak metrikler bağlamında rate efektif farkını 7,5'tan 6,5'a indirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü daha önceki yayınlarda söylemiştik. Bu rate efektif farkının sıfıra yakınsaması faizin ekonomi üzerindeki makroekonomik etkilerinin ölçülmesi anlamında pozitif bir gelişme olarak gerçekleştiğini söylemiştik. Şu anda -6,5 bas puan seviyesine düştü bu datadan sonra. Şimdi bu tarafta artık şöyle bir soru soruyor piyasa katılımcıları. Bu tarafta büyüme aşağı yönlü revize oldu. Üfe ve tüfe arttı. Rate efektif farkında bir miktar dengesizlikler oluşmaya başladı. Çünkü uzun bir süre sonra 5,5'tan 6,5-7,5 arasına yükselme ve o tarafta bir hareketlenme görüyoruz. Fed burada artık ne yapacak? Şimdi 30 günlük Fed vadeli işlemlerden türetilen olasılıklara da baktığımızda o tarafta da ilginç data akışları gözlemliyoruz. Önceki dönemde 6. ayda faiz indirim olasılığı %92'den önce %75'e sonra %68'e bugün de %62'ye kadar geriledi. 7. ayda %92'nin üzerindeydi. O tarafta da artık %82'lerdeyiz. Dolayısıyla 9. ay ve sonrası hariç hiçbir toplantıda %90'ın üzerini göremiyoruz. Bu da açıkçası bazı Fed üyelerinin 3-4 aylık bir data okuması yapıp sonrasında karar vermek durumundayız şeklindeki görüşleriyle oldukça uyumlu. Çünkü önceki datada 6. ay olan %92 küsür faiz indirim olasılığının 9. aya geçti. Yani o tarafta bir 3 aylık sürede ilerleme olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla benim tahminim Fed üyeleri şu anki içinde bulunduğumuz tarihten itibaren yani Mart ve 9. aya kadarki 6 aylık dönemde çok net bir şekilde veri okuması yapıp ona göre karar verecekler. Bu tarafta tabii en önemli verilerden bir tanesi. Benim az önce söylediğim rate efektif farkı. Yarın da zaten önemli bir data akışı var. İşte PC datasını takip edeceğiz. PC datası da önemli. Çünkü bu tarafta Amerikan hane halklarının tüketim eğilimlerinde bir
değişim var mı yok mu makro anlamda bunu verdiği için de aslında önemli bir data. Şimdi buna referans olarak da hemen şunu söyleyeyim. Ocak dayanıklı mal siparişleri verisi de geldi. Şimdi bu tarafta gelen datadan en önemli sonuç olarak şunu çıkartabiliyoruz. Savunma dışı sermaye malları siparişlerinin %19 nokta oranda azaldığını gözlemledik. Bu da tabii ki iş harcamaları durumu hakkında bir miktar zayıf sinyaller de verdi. Bu da elbette ki tüketime dayalı bir makroekonomik modeli olan Amerikan ekonomisi için bir miktar negatif olarak algılanabilir. Bir diğer önemli veri de Şubat tüketici güveniydi. Bu tarafta da yine bir 114.8'den 110.9'a revize geldi. Burada da açıkçası şöyle bir sonuç çıkartabiliyoruz. Tüketicilerin iş dünyası ve iş gücü piyasasının kısa vadeli görünümü konusunda bir miktar daha karamsar hale geldi. Ancak kısa vadeli gelir beklentilerine ilişkin görüşlerin bir miktar iyileştiği yönünde karışık bir sinyal izledik. Yani kabaca toparlayacak olursak hem Fed üyelerinin görüşleri hem bugünkü gelen data, dünkü datalar ve yarınki beklenen çekirdek tüketim datasındaki parametreler bir miktar daha karışık seyretme ihtimalini arttırıyor. Bu bağlamda da bu data akışlarının tek bir yönde olmayışı Fed'in elini bir miktar daha zorlaştırıyor. Açıkçası bunu Fed üyeleri elbette ki piyasa katılımcılarından çok önce gördüğü için artık özellikle oy hakkı olan FOMC üyeleri tarafından data görüp ona göre karar vereceğiz şeklindeki konsensus konuşmaların daha fazla arttığı bir dönem izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu tarafta artık Fed data okumaya çok daha odaklanacak. Fed'in en büyük baş belalarından bir tanesi hizmetler tarafıydı enflasyon tarafında. Geçtiğimiz üfe beklenenden yukarıda gelen üfe datasına da baktığımızda özellikle Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek artışı gözlemledik. Daha önceki yayınlarda da söylediğimi hatırlıyorum. Fed eğer %2'lik enflasyon hedefine gelmek istiyorsa hizmetler tarafındaki enflasyonu kontrol altına almak durumunda. Çünkü son üfe datasına kadar aşağı yönlü bir seyir varken bir anda Temmuz 2023'ten bu yana çok şok bir artışla üfeyi de yükseltti. Dolayısıyla bu tarafta artık Fed bu konuda biz ne yapabiliriz şeklinde sözlü yönlendirmelerdeki belki de bir miktar tonunu şahinleştirebilir veyahut da orada yeni bir politika yapmak durumunda kalabilir. Tahvil tarafında bir aksiyon gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi tahvil tarafına daha baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde getiri eğrisindeki oranların bir miktar hazine tarafında stabil olduğunu gözlemliyoruz. Önceki döneme göre aşırı volatilite göremiyoruz. Yine işte investment grade ve high yield CDS spreadleri tarafında da minör değişimler var. Bu da açıkçası işte 0.6 bas puan ve 4 bas puan. Bu da açıkçası piyasa katılımcılarının da Fed gibi bekle gör taraflı bir pozisyon aldığını söylüyor. En azından tahvil piyasaları açısından. Hisse senedi piyasalarında zaten bilanço dönemi var. Açıkçası şu anki ekonomik, makroekonomik gelişmelerin bilanço dönemine denk gelmesinden dolayı hisse senedi piyasası katılımcıları bence çok şanslı. Çünkü çok büyük şirketlerden güzel bilançolar izledik. Bu pozitif bilançolar şirketlerin değerleriyle birlikte endekslerde de yukarı yönlü bir ivmelenmeye yol açtı. İşte Nvidia'nın bilançosundan bahsettik. Nvidia'nın bilançosundan sonra yarı iletken işi yapan şirketlerin tamamına bir piyasa katılımcıları ilgi gösterdi. Bu bağlamda da endekslerde mevcut metriklere baktığımızda normalde aşağı yönlü baskı yapması gerekirken katalizör etkisi ile hareketlerin düzeltme yani minör düzeltme olarak kaldığını ancak trendin hala bozulmadığını gözlemliyoruz. Bunun da ana nedeni Amerika'daki bilanço dönemi. Bilanço dönemi bittikten sonra eğer bu makroekonomik datalarda Fed'in beklediği şekilde bir düzelme olmazsa ya da oradaki inputlarda hala bir karışık seyir gözlemlersek piyasa katılımcıları o tarafta bir miktar karamsarlığa düşerek pozisyon kapatma ya da realize etme güdüsüne gidebilirler. Bu durumda da yine endeksler tarafında bir miktar satışlar görebiliriz. Bunu da tabii ki Mart'ın son haftası olarak referans gösterebilirim. Dolayısıyla hisse senedi piyasaları ve tahvil piyasalarında da son gelişmeler bu şekilde.
Çok teşekkür ediyorum. Amerikan ekonomisine dair geniş bir perspektiften baktık. Info Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Yusuf Doğan, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler dedikten sonra şimdi haberimizle devam edelim. Afrika'nın 56 ülkesinden gelen iş insanları İstanbul'da düzenlenen 10. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nda Türk firmalarla bir araya geldi. 10. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu kapılarını ziyaretçilerine açtı. Forumun bu seneki mottosu "Gelecek Afrika'da, geleceği yakala" olarak belirlendi. 56 Afrika ülkesini temsilen 1640 alıcı, Türkiye'nin farklı sektörlerin yer aldığı 553 üretici ve ihracatçı firma misafir edildi. Forum, Afrika ve Türkiye arasında yeni işbirlikleri kurarak Afrika'ya açılmak veya ticari ilişkileri geliştirmek isteyen Türk firmalarına Afrika rotalarında puslu olma fırsatı sunuyor. Afrikalı firmalar için de Türk pazarında kazan kazan bir ticaret imkanı sunuluyor. WCI Forum Başkanı Utku Bengüsu, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında 40,7 milyar dolarlık bir ticaret hacminin ortaya çıktığını ve uzun vadeli ihracat beklentisinin 100 milyar dolar olarak hedeflendiğini açıkladı. Afrika'da 54 farklı ülke var, 1,4 milyar nüfus var. O nüfusu temsilen 1600 tane iş adamını, Türkiye'nin 401 tane organize sanayi bölgesi var, 3,7 milyon şirketi var. Onu temsilen 509 şirketiyle buluşturduğumuz bir ikili iş görüşmesi organizasyonu. 2 gün süren bir organizasyon. Amacımız Türkiye'nin ihracatını arttırabilecek sağlıklı ihracatçılar oluşturabilmek. Çünkü Türkiye'nin ihracat ekosistemine baktığınızda ilk 1000 ihracatçıyı çıkardığınızda geri kalan 139 bin ihracatçı toplam ihracatın ancak yarısını yapabiliyor. Dolayısıyla bizim ihracat yapabilir halde yeni firmalara ve ihracat ailemizi 140 binden 250 bin lira, ihracat rakamlarımızı da yukarı doğru Türkiye-Afrika ilişkilerinde 40.7 milyarları zorladığımız bu günlerde 100 milyar dolarlara zorlamak için de yeni ihracatçılar oyuna yeni oyuncular sürmemiz lazım. Bu da KOBİ'ler. KOBİ'ler Afrika'ya çok uygun. 54 ülke var. Birinde ticarette bir aksama olursa rotayı diğerine çevirebilir. Bu KOBİ'lerimizin geleneksel özelliği esnek olmak Afrika için çok uygun. İş forumuna talep yurt dışından yüksek iken yurt içinden de ihracatçıların uğrak noktası oldu. Sanayici Abdullah Bozattı, forumun Afrika pazarında KOBİ'lerin iş gücünü artırmasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. İhracatı Geliştirme Komisyon Başkanıyım MÜSİAD'ın. Birçok fuarları takip ediyoruz, birçok organizasyonları takip ediyoruz. Dünya ticareti çok hızlı değişiyor artık. Yani ürününüzü satmak, hizmetinizi satmak için sürekli olarak kendinizi güncellemeniz gerekiyor. Ülke olarak koyduğumuz ihracat hedeflerini yakalamamız için mutlaka KOBİ'lerimizin önünü açmak zorundayız. Yani KOBİ'lerimiz ihracatımızın 40'ını yapabiliyorlar. %40'ını KOBİ firmalarımız yapıyor. Büyük firmalarımız %60'dan fazlasını yapıyorlar. Dolayısıyla koyacağımız herhangi bir ülke olarak koyacağımız herhangi bir ihracat hedefine ulaşmamız için KOBİ'lerimizin önünü açmamız şart. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde finansal köprü olma özelliğini taşıyan Paşa Bank, müşterisi olmayan nitelikli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ihracatına katılabilecekleri dijital bir kanal oluşturdu. Ayrıntıları EkoTürk mikrofonlarına anlattılar, dinliyoruz. Paşa Bank düzenlediği basın toplantısıyla 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Bankanın genel müdürü Cenk Eynehan toplantının ardından EkoTürk'e 2024 yılı hedeflerini anlattı. Eynehan ayrıca varlığa dayalı menkul kıymet ihracına yönelik dijital kanallarını da tanıttı. 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleşti. 9.9 milyar gibi bir büyüklükle kapattık ve 525 milyon gibi bir karlılığa ulaştık. Geçen yıl 2023'e göre %161 gibi bir oran oldu bu. Bu büyüklük içinde de 7 milyar TL bir kredi verdik. Bu kredilerimiz ağırlıklı olarak bizim proje finansmanı ve leasing biçiminde oldu. Bununla beraber özellikle son 2 yıldır üzerinde çalıştığımız ve sektörde lider olduğumuz varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yapıyoruz. Bugüne kadar 30 adet yaptık. Bu yılda onun üzerinde yapmayı planlıyoruz. Tarım, otomotiv ve kimya sektörü başlıcalarıydı. Bu yıl buna ilave olarak perakende sektörü de olacak. 3 ila 4 milyarlık bir ihraç bekliyoruz. Daha önce kurumsal yatırımcıya yaptığımız satışlar 1 Mart'tan itibaren artık nitelikli yatırımcıya yapılacak. Bu da bizi daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştıracak.
Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz efendim. Yayını ana habere devrediyoruz. Yarın tekrar aynı saatte görüşebilmek dileğiyle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.